Evet, Sayın Samet Koç'un da açıklamaları bu şekilde. O gün süreç uzun bir zamandır devam ediyor. Dün Elyasa Sümen'in açıklamaları vardı. Samet Koç'un açıklamaları var. Beşiktaş cephesinden yapılan açıklamalar var. Bu süreci bize sen tabii kendi görüşlerine ve bilgilerine nasıl aktarırsın? Görüşümden önce tabii ki bilgiler ışığında değerlendireceğim. Şimdi açıklamalara ek olarak A-Spor'a yaptığı bir açıklamada Sayın Samet Koç'un 1 milyon euro çıkış maddesinin olduğu sözleşmeyi biz kabul etmiyoruz. O sözleşmede imzası olan yöneticimizin herhangi bir imza yetkisi yok. O esnada bir tartışma yaşandı. O imzada Onur Bulut'u sakinleştirmek adına atıldı diyor. Yani bir şeye imza atmışsınız. Yani burada 1 milyon euroluk bir şeye imza atılmış zaten. Bu söyleniyor. Zaten benim de ulaştığım bazı detaylar var. Bilgi açısından söylüyorum. Detaylar var. Orada da protokol olarak yapılan bir anlaşmada karşılıklı Kayserispor adına bir imza var. Bir de Onur Bulut'un imzası var ve orada da içeriğinde net bir şekilde 1 milyon euro serbest kalır maddesi ifade ediliyor 6 Şubat tarihinden sonra. Çünkü 6 Şubat'a kadar Fenerbahçe öncelikli bir şekilde Kayserispor'un anlaşması var. Aldığım bilgiler ışığında değerlendireceğim ve bilgileri aktaracağım. Onur'la Beşiktaş'ın ilgisi Aralık ayında başlamıştı. Fenerbahçe'nin de aynı şekilde. Ama Fenerbahçe Kayserispor'la anlaşma sağladı. Sağladığı anlaşmanın detayı da şu şekilde aldım bilgiyi. Mamet Yam'dan kalan 1,6 milyon euroluk bir alacağı var Fenerbahçe'nin. Bunu siliyor. Ayrıca 1,3 milyon euro da bonservis bedeli. Bu süreçte Kayserispor Beşiktaş'la anlaşamazken Fenerbahçe ile Onur Bulut'un görüşmesini istiyor, kabul ediyor. Kayserispor'un peki Beşiktaş'tan istediği normal rakam 3,5 milyon euro mu? Şöyle yeni sözleşme imzalamadan önce Beşiktaş'tan 3,5 milyon euro istediklerini Sayın Samet Koç söylüyor. Yani net rakamı kendisi veriyor. Ama sözleşme imzalamadan önceki süreç, imzalandıktan sonraki süreç değil, imzalanmadan önceki süreç var ayrı ayrı. Çünkü Fenerbahçe'nin anlaşması sözleşme yapılmadan, yani o son sözleşmesini biliyorsunuz geçtiğimiz ay. Yani o yapılmadan önceydi. Toplamda Mamet Yam'dan Doğan alacak ve 1,3 milyon euro bonservis 2,9 milyon euroyu buluyor. Bunlar benim edindiğim bilgiler bu arada. Fenerbahçe'de belki de hayır bu şekilde değildi anlaşmamız diyebilir. 2,9 milyon euroyu bulan anlaşma sonrası Beşiktaş tabii ki bu rakamı vermiyor. Hatta ilk düşüncesi Beşiktaş'ın bu arada ara transfer dönemi adına 600-700 bin euroydu. Bunu çok iyi biliyorum. Sonrasında Samet özür diliyorum. Onur Bulut'la Fenerbahçe'nin görüşmesini istiyor Kayserispor tarafı. Onur Bulut gitmeyecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Onur Bulut'un tercihi bu noktada Beşiktaş. Ancak yine de görüşüyor. Kayserispor'un ısrarı sonrası görüşüyor. Hatta Sayın Selahattin Baki ile görüşmüş. Ancak orada da kendilerini ifade etmiş. Hani Beşiktaş'ta oynamak istediğini, teklifi kabul etmemiş. Hatta Fenerbahçe'nin teklifi maaş olarak çok az da olsa Beşiktaş'ın üzerinde ama burada tamamen hani nerede daha çok oynarım düşüncesine gidiyor bence Onur. Ve sonrasında bunu Kayserispor'a da söylüyor. Şimdi 6 Şubat, o arada tabii bu görüşmeden öncesinde Fenerbahçe şimdi 2,9 milyon euro verilecek. Burada yeni bir sözleşme yapılıyor. Şimdi orada da bir konu var. Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi bitecek. 2,9 milyon euroyu buluyor. 1,3'ü bonservis verecek. 1,6'da da alacağını silecek. Fenerbahçe'nin yani bunu biraz zor ifade ediyorum. Yanlış anlaşılmalara meyil vermemek adına. Yani 4 ay sonra bitecek sözleşmesi yerine 3,5 yıllık sözleşmeye bu rakamı ödemek daha kolay. İkna edebilirsiniz taraftarı da. Bu süreçte Kayserispor da Fenerbahçe ile anlaştığı için öncelik hakkını da Fenerbahçe 6 protokol Şubat'a kadar. sözleşmede de protokolde de Fenerbahçe'ye verecek şekilde Onur Bulut'la bir sözleşme imzalıyor. Protokolde TFF'ye giden sözleşmede böyle bir maddenin olmadığını söylüyor Kayserispor tarafı ama protokolde var. Bu arada bunu yapabiliyorsunuz. Mesela bir oyuncuyla kontrat sözleşme imzalarken ya da fesih yaparken fesin ana detaylarını vermeden bir sözleşmeyi TFF'ye iletip ek protokol olarak da protokolde detaylarını verebilirsin. Atıyorum. İşte Beşiktaş bir oyuncuyla geçtiğimiz sezon yollarını ayırdı. Sözleşme feshetti. 2 milyon euro alacağı var. Bu 2 milyon euroyu sadece söylüyor federasyon ama ne şekilde ödeneceği protokolde yazıyor. 5 taksit mesela diyor. Bunun gibi
Kayserispor'un TFF ilettiği sözleşmede protokol sözleşmede 1 milyon euro olmadığı söyleniyor ama Elyasa Sümen'in de söylediği gibi protokolün içerisinde böyle bir madde var. Ya 1 milyon euro yazıyor. 6 Şubat tarihinden sonra geçerli olmak üzere üçüncü bir tarafla ilgili. Ve ifadede şu şekilde söyleyeceğim ben size. Tek taraflı olarak derhal sonlandırma hakkının bulunduğunu taraflar kabul ve beyan taahhüt eder. Ve TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu da ihtilaf durumunda karar merci olarak gösteriliyor. Şimdi burada bir ihtilaf var. Neden evet. var? Çünkü Kayseri Spor şunu da söylüyor işte. Yani o onuru sakinleştirmek adına atılan bir imza ve yöneticimizin attığı imzada imza yetkisi yok. Yetki yoksa neden imza var? Çünkü Kayseri Spor AŞ'nin altında bir imza var. Yani burada da bir soru işareti var. Çok soru işareti var. Oradaki çok soru işareti var. Şimdi bak ama oyuncuyu sakinleştirmek adına ifadesi de o bir defa çok amatörce bir açıklama. Enteresan bir defa değil mi? Süper Lig kulübüsünüz. Bak, çok amatörce bir açıklama. Bu arada yani bilgiler ışığında ben ilerliyorum. Yorumumu gün, katmıyorum. Yorumumu şimdi, şimdi sen bilgilerinle evet. Beşiktaş 7 Şubat yani 6 Şubat'tan sonraki tarihte protokolü de göz önünde bulundurarak orada Kayserispor AŞ adına atılmış bir imza var. Bunu göz önünde bulundurarak 1 milyon euroyu gönderiyor. Kayserispor iade ediyor. Beşiktaş'ın söylediği şu Beşiktaş tarafının bizde bütün belgeler var. Protokol, sözleşme, kulüp içi mailleri de var. Kayserispor kendi aralarında yani bunu zaten konuşuyorlar. WhatsApp yazışmalarına kadar var olduğunu şimdi söylüyor. Seninkiler şimdi seninkiler tamamen bilgi. Doğru. Ben senin WhatsApp konuşmalarına kadar var olduğunu Emre de söylüyorlar. Şimdi bana iletti. Ben şimdi birkaç şey söyleyeceğim ama önemli bu tabii. Bununki Beşiktaş'tan ilk olarak şimdi Kayserispor'un isteği farklı. Beşiktaş'ın ilk 1 milyon 250 bin euroluk bir teklifi olduğu Kayserispor'a ama Kayserispor'un bunun karşılığında 3.5 milyon euroluk bir ücret istediği fakat Beşiktaş'ın 1 milyon euro gönderdi. Yani Beşiktaş kendi teklifinin de altında bir ücret gönderiyor. Protokol ortaya çıktığı için değil mi? Şimdi bak o günün bugün haberlerini de ben gelmeden okudum. Söylemleri de önemli, bilgiye dayalı. Ben bu konuda ancak dün akşam Elyasa'yı izledim. Bir hafta 10 günlük hatta deprem öncesinde de bu süreci Beşiktaş'la Fener arasında gelişen süreçleri de takip ettiğimiz için hakikaten konuya nereden girsek bilemiyorum ben yani. O kadar karma karışık bir durum ki. Bir defa oyuncuyu sakinleştirmek adına imza son derece amatörce bir açıklama, son derece amatörce bir hareket. Bunu bu defa buradan belirtelim. Yapamazsınız. Yapamazsınız. İki, şu anda Onur Bulut kimi oyuncusu? Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın. Baktım şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na girdim. Evet. 8 Şubat 2023 başlangıç, 31 Mayıs 2026 bitiş. Bakın burada çok önemli bir şey var. Türkiye Futbol Federasyonu, ben Elyasa'nın açıklamaları beni ilgilenmez. Samet Bey mi diğer açıklaması? O kulüp çalışanı. Samet Koç basın sözcüsü. 1 milyon euroluk sözleşmeyi biz tanımıyoruz şeklinde mi? Evet onlar. Şimdi, federasyon sonra lisans verdiyse demek ki federasyon tarafından bu, olay bir bu şey anlaşma yasal bir anlaşma. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada benim şu anda gördüğüm bu iş bir anda hiç alakasız bir şekilde TFF'yi filan zan altına bırakıp UEFA FIFA'lık olabilir bu olay. UÇK tamam önemli ama Türkiye Futbol Federasyonu nasıl lisans verir? Türkiye Futbol Federasyonu lisans veriyorsa imzalar zaten karşılıklı olmadan o lisans çıkmaz. İmza yetkisinde kulüplerde 15 yönetici vardır. 5, 6, 7 tanesinin imza yetkisi yoktur. Asillerin imza yetkisi vardır. Yedek hiçbir yöneticinin imzada bir defa şey yoktur. İmza yetkisi. Lisans veren kişinin bir de şirket. Hata yaptığı konunda konusunda iddialar da var. Türkiye Futbol Federasyonu nasıl? Şu anda yani Türkiye Futbol Federasyonu şimdi Onur'un lisansını çıkardı ya. Yani bir takım kişiler de diyor ki bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Onur'a lisans verdiği için ileride bu konuyla ilgili FIFA'dan ceza alabilir ve lisanslama bak ben bunu bilmiyordum. Kişi bak, de hata yapmış olabilir. Ben bunu bilmiyordum. Ya o zaman Kayserispor adına bir yönetici neden imza yetkisi yoksa imza atıyor? Kayserispor AŞ yazısının altına karşısında Onur futbolcusunun imzası var. Yani ben seninle oturup bugün sözleşmeyi imzalayabilir miyim? Herhangi Türkiye, bir şey için. Al spor adına ben seninle sözleşme imzalayabilir miyim? Mümkün de yedek yönetici, ya, yedek yönetici yapamaz diyorum. Şimdi, ya bırak dışarıdan bir insanı. Ya 15 kişilik yönetimlerde 8 tanesi asil 7 tanesi de yedektir. Yedek yöneticilerin imza yetkisi yoktur. Ben dernekçiliği biraz biliyorum. Dernekçinin içinde yedek yöneticilerin hiçbir şekilde toplantıya gelirler. En fazla oylama yaparlar. İmza yetkileri yoktur. Eğer özel bir futbola bakıp da özel bir imza yetkisi çıkmadıysa. Bu arada imzası olan kişi Sayın Nurettin Açıkalın başkan vekili.